Ardan Zentürk, serbest piyasa emperyalistin silahıdır. Siz istediğiniz kadar piyasayla kavga etmeyeceğiz deyin. O piyasa sizinle kavga ediyorsa geçiniz. Trump'a millet olarak teşekkür borçluyuz. Önce Ağustos 2018'de Amerika'nın bugüne kadar bir NATO müttefikine karşı gerçekleştirdiği en alçak ekonomik saldırıyı yaptı. Şimdi de bir tweetle ekonomimizi yerle bir edeceğini kim için? PKK'lı teröristler için söyledi. NATO Amerika'nın Suriye'de PKK'ya ilk silah sevkiyatını gerçekleştirdiği Şubat 2016'da fiilen sonlanmıştır. Trump'ın son tweet'i bir çeşit cenaze kaldırmaktır. Trump aslında bizlere yıllardır içinde yaşadığımız kurt kapanını gösterdi. Serbest piyasa masalları içinde atalarımızın geleneksel savaş taktiğinin emperyalizm tarafında bize karşı kullanıldığını öğrendik. Nedir Türk savaş stratejisinde kurt kapanı? Kurtların düşmanlarını güvensiz bölgeye çekip yok etmesi. Amerikan, İngiliz, Fransız, Alman liderlerinin 1979 Goodlop zirvesinde aldıkları karar doğrultusunda dönemin Alman Maliye Bakanı Hans Matofer, Türkiye'nin serbest piyasaya geçiş metnini yazdı, merhum Turgut Özal'ın eline tutuşturdu. O metin aslında Türkiye'nin güvenli olmayan bir bölgeye çekilmesinden ibaretti. İyi çocuk olduğun sürece kısmen ödüllendirileceğin, bağımsız politikalara yöneldiğin an imha edileceğin küresel bir alan. Kurt kapanından kurtulmanın yolu. 1. Senin için güvenli olmayan bölgeye girmeyeceksin. 2. Girsen bile arkanda Okçular Tepesi muhkem olacak. Hazreti Peygamber'in mesajı böyle günlerde lazım. Yani 1. serbest piyasa mekanizmalarını tabulaştıran ekonomistlerin lafını geçip gerçeklere bakacaksın. Kontrollü piyasa ekonomisi ve milli para politikası üzerinde çalışacaksın. 2. Okçular Tepesi'nde devlet tüm ekonomik varlığıyla hazır bekleyecek. Enerji politikanı millileştirecek. Ekonomideki finansallaşmayı kesip atacaksın. Bakın 2. Ziraat Vakıf Halk var emperyalist onları da yok etmemizi istemişti. Hatırlayın. Oltadaki balığa yem vermezler. Siyonizmin bugünün düşmanı İran, yarının düşmanı Türkiye'dir stratejisi var oldukça Türkiye, Amerika'dan ekonomik destek almayacaktır. Unutun. Batı Türkiye konusunda zaten ikiye bölündü. Saldırgan kanat, Almanya'nın da eklemlendiği Amerika-İsrail ittifakı Türkiye'nin parçalanarak kontrol altına alınmasını ve bir daha kimseye tehdit oluşturmamasını istiyor. Sinsi kanat İngiltere-Fransa hattı ise uyumlu politikacıların yönettiği bütünlüğünü korumuş bir Türkiye'nin yanında yer alıyor. Türkiye'nin parçalanmasının Avrupa'ya Balkanlar üzerinden büyük risk taşıyacağına inanıyor. Her iki kanadın da birleştiği ana nokta Türkiye'nin tam bağımsızlığını önlemektir. Konu özetle bu. Bunu göz ardı ederek üreteceğimiz her politika vakit kaybından ibarettir. Ne demişti Türkiye'ye ekonomik yardımın artırılmasına karşı çıkan Nelson A. Rockefeller dönemin başkanı Eisenhower'a yazdığı mektupta Oltaya yakalanmış balığın yeme ihtiyacı yoktur. Bu noktada Dışişleri Bakanlığı ile aynı fikirdeyim. Genişletilmiş iktisadi yardım mesela Türkiye'ye bazı hallerde düşünülenin tersi sonuç verebilir. Yani bağımsızlık eğilimini artırıp mevcut askeri paktları zayıflatabilir. İnönü'nün 12 Temmuz 1947'de imzaladığı Türk-Amerikan ikili askeri işbirliği anlaşmasından bu yana Amerikan emperyalizmi oltada olduğuna inandığı Türkiye'ye böyle bakmaktadır değişir mi hayır yarın daha alçak yöntemlerle saldırır mı evet çözüm nedir okçular tepesindeki okçu yerini terk etmeyecek ardanzen türk star